Yani bir sürü yapamadığım şey var. Hani bir sürü yani benle mesela benle bir yola çık dün asla bulamam yolu yani örnek veriyorum. Hani sayısalım çok iyidir hani okuldayken de çok iyiydi ama hani bir sürü yapamadığım şey var yemek yapamam mesela. Benim annem aşçı Anadolu yemekleri üstelik çok da iyi bir aşçı ama mesela ben hiç beceremem. Benim dedem çok iyi bir ustaydı yani hem marangoz hem tahsil olmamasına rağmen hem ev yapabiliyordu hem marangozluğu vardı hem terziliği vardı. Zaten Hasan Usta lakabı da onun adı ve benim can ekleyerek bir upgrade yapmışlar bizim jenerasyona. Benim hiç el becerim yok mesela. Yani demek istediğim dolayısıyla ama, e, şimdi, Ege abi de çok çeşitli bir sürü özelliği var ama yapamadığı şeyler de vardır yani e, mutlaka sorsak. Yani beceremedi. Yemek yapamam evet. Ha, mesela. Yaparım da yani, yapamam. Hani şimdi sözü oraya geldi. Yani oyunculuğun kadar iyi değildir belki. Yani, evet şimdi bunu kabul ettim. Evet. Hani. Yani, <laughs> yani. Oyunculuğum kadar iyi böyle yani yurtta açamam. <laughs> yani özetle biraz nacizane çok teşekkür ediyorum. Bana nasip olanlar da mutlu ama şöyle bir durum oldu. Şimdi şeyin altını çizeyim. Gençlere yanlış örnek olmayalım. Mesela diyorlar ki şey işte, bir sürü şey söylüyorsun insan sana kızmıyor. Ya yani onu biliyorsun ne söylersen. Ya yani o bir ince çizgi yani anlatabildim mi mi? Bu da işte çok uzun süre çalışarak çok uzun süre okuyarak ya da işte çok uzun süre yazarlık yaparak yani yazarlık yapmanın en en bak hiçbir yarar olmamış olsa e, çok fazla okumak zorundasınız. E, okuduğunuzda artık şeyi de biliyorsun yani bir entelektüel şaka yaparken e, onu bilerek yapıyorsun şakayı anlatabilir mi size mi? Yani ona böyle cahilce onu geren yeren bir şaka yapmıyorsun veya bir e, tırakça söyleyeyim bir muhafazakar şaka, yaparken muhafazakarlığı bilen biri olarak yapıyorsun onu şakayı. Onu böyle yeren mesela benim en ettiğim şaka tarzı ofansif şaka neredeyse hani yay, yaygınlaştırmış sayılabilirim yani dört yıldır. E, yeni bir e, nacizane deneyen bir sürü arkadaş var artık. Ama mesela şeyden nefret ederim. Biri biri şeyi küçümseyerek şaka yapmak yapıldığını zannedilmesinden nefret ederim mesela. Sen mi? böyle hayatla çakıştırıyorsun. Benim gördüğüm o lan evet, yani dile içeriski... Kişiye sen çakmıyorsun. Evet. Yani am yani, yani, yani evet, böyle çok, söyleniyor. Çok 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 Hayatla çakıştırıyorsun. Ya yani bu, bu mudur şeklinde ...söylediğinde evet. o hayatın içinde kendini absürt hissediyor. Zaten Senin çelişkide. Suçun değil evet, o. Evet. Adamın kendi suçu. Zaten çelişkide yani. Yani sen şeysin... ...mesela özel üniversite mezunu... ...şimdi 150 bin dolar vererek... ...özel üniversite eğitim ayıtı vermiş... ...150 bin dolar vererek bir eğitim sürdürmüş... ...17 bin lira maaşla onu amorti edecek şimdi mesela... Anlatayım Ve mutlu. Muhtemelen sadece telefon faturasını ödeyebiliyor mesela. <laughs> ya şimdi matematik olarak bu mesela saçma. Babası iş adam muhtemelen. Babasına gitti de ki 150 bin dolar yatıracaksın. Eee 4 yıl sonra 17 bin TL başlangıçla amorti etmeye başlayacaksın. Der ki böyle yatırım olmaz. Ama çocuğa yatırıyor. Anlatabildim. Şimdi burada çelişki. Benim bir suçum yok. 150'yi veren o. Güzelim de 17'yi alan o. Ama çok Ama Herkes memnun mi? Abi. Herkes mi? Yani memnun şimdi. Orada... Değil biz yaşıyoruz bunu. Evet. Da hayatın içinden. Yani şimdi e, bu, bu ya çünkü adamın orada başka hesapları var bu sarı <laughs> iş adamın. Yani nedir? Çocuğun bir işe sabah gitsin akşam gelsin. Bunun gibi bir sürü çelişki var. O yüzden Ege abi'nin şuna kadar yapılan en doğru benim neredeyse duydum. Canlı duydum en doğru saplama olabilir. Ben orada aradan, ya aradaki çelişkinin altını çiziyorum aslında. İşte abilerimizin yaptığı, bizim sizin isminiz verdiğiniz abilerimizin yaptığı da oydu aslında. Oradaki çelişkinin altını çizmekti yani. Türkler uzaydayı hani e, bu absürtlükte, e, astronot kafesinin içinde sigara içme absürtlüğünü de anlatmasıydı. nacizane bana da nasip oldu. Ben çok seviyorum zaten hepsini de çocukken izleyerek büyüdüm. E, yani şeyde e, çok küçükken galiba ilkokuldayken e, şey siyaset meydana çıkmışlardı Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Beyazıt Öztürk. Böyle nefesimi tutarak izlemiştim. Daha bu mesleği yapacağımı bilmiyordum yani sayısal çok iyiydi ama hani bu mes bunlar meslek olarak saçmalamayın lan. Hani dersiniz çalışın gibi görüldüğü dönemde. Şükürler olsun yıllar sonra tanıştım üçüyle de. Bazıları hatta mesaim oldu yazarlık dönemde ee, ve e, böyle bir şey nasip oldu. İşte beraber ödül törenlerine gidiyoruz, yan yana geliyoruz. Bu beni çok mutlu ediyor. Şükran doluyum o yüzden. Hem topluma Harika. hem yaptığım işe. E, ee, bu mesleğe çok çalışma ve çok emek verdim ama karşılığında bana çok şey verdi.